Bismillahirrahmanirrahim 10, 13. nütüler arasına dair ilave bir pdf'miz var. Onu işlemekteyiz. Meçhul fiil deyince aklımıza ne gelmelidir? Normalde şu taraf malum şu taraf ise nedir? Meçhuldür. Meçhuller sağda, malumlar solda yer almaktadır. Peki normal dediğimiz yani malum bir dizilimde malum bir fiil, fail ve meful bu şekildeki bir cümleyi me meçhul fiil yaptığında şu fiili meçhul yapmaya karar verdiğinde ne yapman gerekir? Faili sileceksin. Mef'ulü de naib fail olarak getireceksin. Meçhul fiil artı naib fail. Cümle ne oldu? Meçhule dönüştü. Fiil meçhul oldu fiil, fail, birinci meful ve ikinci meful şeklinde bir cümle varsa fiili yine meçhule çeviriyoruz. Faili siliyoruz. Birinci mefulü naib fail olarak aktarıyoruz. İkinci meful ise artık tek meful olarak zaten. Tek meful olarak karşıya geçiyor. Birinci meful oluyor. İkinci meful zaten yok yani. Tek meful. O zaman Malum bir fiil iki meful alıyorsa ne oluyormuş? Birinci mef'ulü naibu fail yapacaksın. İkinci mef'ulü ise mef'ul olarak aktaracaksın. Demek ki meçhul fiiller mef'ul alabilirler. Fiil, fail, birinci, ikinci ve üçüncü mef'ul. Üç adet mef'ulü varsa fiilin ne olur? Fiili yine meçhul fiil olarak çevir. Faili sil. Çünkü meçhul fiilde fail yoktur. Onu karşıya aktaramazsın. Ama birinci mef'ulü naibi fail olarak aktar. ikinci mef'ulü birinci mef'ul olarak. Üçüncü mef'ulü de ikinci mef'ul olarak aktarıyoruz. Burada karışık bir şey yok. Fiili meçhule çevir. Peşine faili sil. Birinci mef'ulü naibi fail yap. Başka mef'ul varsa onu da karşıya mef'ul olarak geçir. Bu kadar basit bir durumdur. İyi de fiiller nasıl meçhul yapılıyor? Mazide son harfi feta üzere bırakılır. Meçhullük ile malumluk yani mazi fiilin sonuncu harfindeki hareke bir alakası yok. Sondan bir önceki harfin harekesi keste yapılır. Sakin harflere dokunulmaz. Diğer bütün harekeli harfler zamme yapılır. Ortası vav ile illetli olan fiillerde orta harfler y, son harf illetli olan fiillerde son harfler yine y harfine dönüşür demiş. Yani burada e, kabaca en azından bilinmesi gereken şey nedir? En az. Orada ayrıntıları var da en azından şunu bilmek gerekir. Sürelse mücerret fiillerde, sürelse mücerret de nedir? Mazisi 3 harfli olan fiillerde mazi için meçhul kalıp nedir? fu i -le. Ne demek fu ile? Yani şu demek. Gu ti le. Nu si ra. Fu ti ha. Fu ile kalıptır. Bu kalıba giren fiillere meçhul fiil deniyor. İyi de bu kalıptan ne anlaman gerekiyor? Buradaki fe, ayn, bunlar kök harfleri temsilen yazılmıştır. F Fe, faal fiilini temsil eden, ayın aynı, aynı fiilini, lamda lam fiilini temsil yazılıyor. Yani faal fiili zamme, aynı fiili esre olmalıdır ki o fiile meçhul diyebileyim. ile ilk harf zamme, ikincisi esre. Meçhul mazidir. Zamme ilk harf, ikincisi esre. Meçhul mazi. Zamme esre, meçhul mazi meçhul mazimi değil mi? İlk harf zamme değil ki şöyle olsaydı ilk harf zamme ikincisi esre diyerek meçhul diyecek idim. Ama öyle değil. İlk harf fetha tutmadı ilk harf. İkinci harf esre bak o tuttu. Ama o yeterli değil. Aynı anda ilk harf zanme ikincisi esre olsaydı meçhul der idik. Mazi için kalıp budur. Fu Bu kalıptaki mazilere ne diyorsun? Meçhul mazidir diyoruz. Daha sonra tesniye olur, cemi olur. Önemli değil yani. Şu şekilde diyelim. Fu, i, le. İlk harfin zamme olması, ikinci harfin esre olması önemli. Sonuncu falan yani la me fiilin hareketi fethaymış, zammeymiş, sukunmuş. O kalıptan değil. O bizi ilgilendirmez. Zamme de olsa, fetha da olsa, sukun da olsa orası hala meçhul mazidir. Bizim için önemli olan şey ilk harfin zamme, ikincisinin esre olmasıdır. Çünkü Cemi müzekere gayipte. Yani örnek gutile, gutila, gutilu, fuile, fuila, fuile, lu şeklinde gelir değil mi? Bu şekilde geldiğinde lamre fiilinde zamme var. Bu meçhul değil. Demezsin. Buradaki hareket önemsiz. Faal fiili ve aynel fiilindeki hareket bizim için önemli. Mazi de böyle. Muzaride nedir? Muzaride kalıp şudur. Yuf a lu. Ne demek bu? Muzara harfi değil mi bu? Muzara harfi zamme. Faal fiili sukun. Aynel fiili fetha. Bu şekilde gördüğün muzariler nedir? Meçhuldür. Meçhulün kalıbı bu. Sülasi mücerret için yazıyoruz. Mazisi üç harfli olan bir fiilin muzaresi bu şekilde ise ona meçhul muzari diyoruz. Örnek ver. Mesela fetaha yeftehu yeftehu eğer onu sen şöyle yaparsan yuftehu yaparsan bu durumda şurayla aynı olmuş olur değil mi? O zaman nedir bu da? Meçhuldür. Peki şu nedir? Yec'alu Burada feta var. Burada da feta var. E, olmadı. Çünkü ilk harf zammeli olmalıydı. Üçüncü harfin feta olması yeterli değil. İlk harf zamme iken üçüncü harf feta olmalı ki ona meçhul muzari yani yufalu kalıbı diyebilelim. Benim bu anlattığım basit kısmı yoksa burada ayrıntılarıyla örnekleriyle gayet güzelce anlatılmıştır. Hakeme malum, hükime meçhul, qara'e malum, guri'e meçhul mazilere örnekler var burada. Medde mazidir, malumdur. Mudde meçhuldür. Mudde şöyle anlayacaksın. Mudde mazide kalıp neydi? Fu'ile. Peki mudde ile aynı mı yani? Mudde. Aşağıda yazan ne? Şu. Mudde yazıyor değil mi burada? Meçhul müdür? Fuile'ye benziyor mu? Mudde aslında nedir? Şöyledir. Mu-di-de. mu, -di -de. mu -di de Aslı budur. mu -di de ne gibi? Fuile gibi. İşte mudde'nin aslının mu -di -de olduğunu ben nereden bileyim? Arapça yeni başlayan birisi elbette bunu bilemez. Yeni başlayan birisinin bunu, bunu bilmesi beklenilmez zaten. Böyle olduğunu gör ama. Bir gör, iki gör, beş gör derken her şey yerli oturur. Ve'ade mazi malum vu'ide onun meçhulü. Kale Kale nedir? Ecref bir fiildir. Ecrefi vavidir. Malumdur. Mazidir. Kile onun meçhulüdür. Tabi ayrıntılar var. Burada elif varken şimdi ne oldu da yaya dönüştü. Hani fark harf değişimlerine ayrıntılarına şu an girecek değiliz. Bulunduğumuz seviye itibarıyla buna gerek yok. Bu örnekleri görmüş olduk. Siz şunları anlamanız sizin için son derece önemli. Buradan itibaren mezite, mezite geçmiş. Sülasi mezit. Ekrame malumdur. Ukrime meçhuldür. Evrafe malum. Urise meçhul. Ekame ukime meçhul. Aadde uidde. Bunlar bulunduğunu e, bulunduğunuz seviye itibariyle biraz ayrıntılı olabilir. O yüzden bunlara pek de girmediğim. Ama şurayı anlamak gerekiyor. Hakeme, hukime, fetaha, futiha, kefara, küfire, katele, kutile gibi. Muzare'de neymiş? Muzare'de daha önce yazdığımız üzere yuf'alu, yuh'kemu, yukra'u. Uh. Bunlar nedir? Meçhul. Yümeddü. Yümeddü aslında nedir? Yümeddü hiç... Yuhkemu ile aynı mı? Bak, yuhkemu ikinci harf sukun yümeddü dese fetha var. Aslı itibariyle o kalıptadır. Yani şöyle. Yuf alü ya. Yüm dedü. Aslı budur. Üzerine bir takım işlemler yapılarak yümeddü haline gelmiştir. O işlemlerin neler olduğunu anlatmak, bunları kafanızda tutmak şu an için gerekli değil. Çünkü bulunduğunuz seviye itibariyle bunları bilmeniz gerekmiyor. Yoksa seviyesi geldiğinde onlardan anlatılacaktır. Peki yeni bilgilere geçtik. Fiili meçhul olan cümlede yani meçhul fiilin bulunduğu cümlede fail olur mu? Olmaz. Genelde mefulün bih onun yerine geçer ve failin irabını alır. Fail mefudur o zaman naibu fail de merfudur. Failin yerine geçen mefule zaten naibu fail denir ki naib vekil demek vekil, vekalet asıl bulunmadığında onun yerine geçmek demek. Kara'e okudu ki, Ali'yün al şahıs. Ne okudu aladlı şahıs? El kitabe. Kitabı okudu. Şiildir, faildir, mefuldür. Gel bunu meçhule çevir derlerse. Ne olmuş olur? Kara <laughs> e karşıya fu'ile ile şeklinde geçer yani guri e ilk harf zamme ikincisi es olarak geçer artık meçhuldür. okundu Ali faildir, silinir. Meful olan kitap lafzı, el kitap lafzı ne olur? El kitabı bu, merfu olarak geçer. Niye? Çünkü sen faile vekaleten gelmişsin. O zaman failin hükmünü, failin yetkisini yani irabını alman gerekir. Bu yüzden burada el kitabı, B, meful yazılan lafız. Burada el kitabı bu, merfu olarak yazılmıştır. Artık o bir naibu faildir. Gördüğünüz üzere Ali kelimesi karşıya geçememiştir. Çünkü fail silinir. Yeşrabu içer, içiyor. Kim? Ettiflu çocuk ne içiyor? Ellebene süt içiyor. Çocuk sütü içiyor. Fiildir, faildir, mefuldür. Fiilimiz muzari. Yeşrabu yuf'alu kalıbına yani yüşrabu olarak aktarılır. İçiliyor. İçilen şey nedir? Naibu fail aranıyor. Naibu fail mefulden yapılıyor idi. Et-tıfıl faildir. O zaman meçhul cümlede yeri yok. Ellebene, ellebenu olarak karşıya geçer. Çünkü faile ve kâneten gelmiştir. Not. Fiil faile uyduğu gibi naib bu faile de uyar. Yani müzekkerlik mühendisliğe de dikkat et. Bununla alakalı örnekler zaten var idi. naib bu fail fiilin önüne geçemez. Nasıl ki fail fiilin önüne geçemiyorsa aynı şey devam ediyor. Burada da az önce anlattığımız şey var. Fakire elbise giydirdim. Kesev tu, keseve fiil, tu, fail, el fakira mefuldür birinci mefuldür. Sevben ikinci mefuldür. Bunu meçhule çevir dediklerinde evvela faili silip atman lazım. Tu artık yok. Kü si e oldu. El fakiru. El fakira el fakiru. Artık o naib-i faildir. Mefuldür. Sevben birinci mefuldür. Aşağıya yine meful olarak gelmiştir. Sevben sevbendir. Semmeytu sen tu fail tıfır birinci meful Ahmet ikinci mefuldür. Sum e, semmeytu, ne olmuştur? Sümmiye meşhur mazi faili sildik. E, tıfıl yani birinci meful naibu fail olarak kullanıldı. Ahmet ise ne olmuştur? Kendisi burada meful olarak kullanıldı. Tıfıl yani birinci meful aşağıya naibu fail olarak geçti. İkinci meful olan Ahmet lafzı ise aşağıya tek meful olarak geçmiştir. Demek ki birinci mef'uller ne olurlar? Naibu fail olurlar. İkinci mef'uller ise mef'ul olarak geçerler. Yani malum cümleden meçhule geçen, geçince ne oluyormuş? Fail sil Birinci mef'ulün naibu fail yap. İkinci mef'ulü yine mef'ul olarak kullan. Üçüncü mef'ul olsaydı onu da mef'ul olarak aktarırdık. Malum fiili meçhule çevirince olanlar bunlardır. Aşağıdaki cümledeki malum fiilin meçhul aktarılmış şeklin içeren doğru seçeneği bulun diyor. Radde. Az önce gördük ki biz medde mudde olur. Onu gördük. Radde et talibu ales suali. Radde reddet et talibu öğrencini ales suali suali soruyu. Talif fail değil mi? Ne yapman lazım? Faili ile e evvela sileceksin. Yani meçhul e, fiilde, meçhul fiilde kurulan cümlede fail yer almaz. Rudde es sual harfi cerde de olması lazımdı ama. Rudde ale suali. Rudde. Ruddu yapmışlar. Ruddu niye olsun ki değil mi? Rudde. Rudde olarak dalın fetası devam eder. Bu yanlıştır. Ruddet. Fire'yi müennes yapmışlar. Üstelik harfi cer ve mecrur olduğu zaman fiilimiz e, müzekir olmaya devam eder. Böyle müennes olamaz. Buraya okuduğumuzda rudde es sualu harfi niye sildin diye sorarlar. Aşık o yüzden yanlış. Demek ki Bursa mecburen. Doğru başka doğru bir şey yok burada. Yani ne yaptık? Evvela faili sildik. Geri kalan kısım naibu faildir. Harfi ve mecrur burada naibu faildir. Raddeyi de rudde yaptık. Yukarıda var değil mi? Medde mudde oluyordu ya. Bu örnekler boşa değil. Medde malum, mudde meçhul. İşte mudde, rudde, ferra gibi. Yeni bir örneğe geldiğimizde aşağıdaki cümledeki malum fiilin meçhul aktarılmış şeklini içeren doğru seçeneği bulunuz. Aynı, aynı soru. Mantık aynı. Ve kafa et <laughs> emamel babi. Fail bu mu? Evet. Sil. Fiili meçhule çevirdiğinde failin orada yeri yok. Ve <laughs> nasıl meçhul yapılır? fu'ile yani vukife. Evet şu doğru bir aktarılmış. Doğru aktarılmış. Doğru. Fiile bakarsan her fiiller doğru zaten. Ama bunu sadece emamel bab kalsın pekine. Adana doğru değil mi? Vukife emamel bab. Doğrudur. Emamun yapmış. Emami yapmış. Niye mecbur olsun ki? Burada niye temin alsın ki? Çünkü bak muzaftır bu. Muzaftır. Nerede anladın? Elbabi esredi yani sağında bir muzaf olmalı ki o hale gelsin. Belki sıfat mensuftur tabilik vardır. Emamun nekre elbabi malum. O zaman arada sıfat mensuf olamaz. Ayrıca emam lafzı merfu yazılmış. Mecbur yazılmış. Tabilik de yok yani. Mecburen Adana doğrudur. 3. Vecce el-me'munu inayeten lil-ilmi ve cehe vu cihe olur. Hani bu mezit fiilin meçhulüdür. Bunları kitabınızda kısmen işlenmiştir ama üzerine çok durulmamıştır. Yine de şurada örneklerde de var tabii ki. Dileyenler buralara daha çok kafa yorması mümkün. Nerede? Burası muzariymiş. Mazuzi'ye bakalım. i̇şte rattebe Rutibe, ve cehe vu fetteha futtiha ferraha furriha tefil babından meşhur oluyor kendisi. Henüz yani çok işlenmiş değil onlar. Bu doğru mesela şu. Fiil birebir doğru aktarılmış. elmet mekmun olmasın artık o failde Faili sileceksin. bu evet, peşine ne geliyor? Aynaya lafzı geliyor. Peki aynayet lafzı nasıl bir lafızdır? Mühennestir. Mühennest olması sana ne yanımsatması lazım? Madem ki naibi faal yapacağın lafız mühennestir. O zaman fiil de mühendisliğe çevirmen lazım. Vücihe ne olması lazım? bu cihet olması lazım. Şurada olduğu gibi. Doğru yazılış budur. Başka hiçbir ışıkta yok. Yani fiilin müönese dönüşmesi gerekiyor. Buna dair örnekleri kitabınızda da vardı. Neden müönese dönüştü? müzekker olarak kalsaydı ya. Fiil, naibu fa ile müzekkerlik, mühendislik açısından uymak zorundadır. Madem ki naibi fail yapacağın lafız müvennestir, o zaman fiil de müvennes olarak aktaracaksın. E yukarıda ne güzel müzekkerdi. Burada faili müzekkerdi çünkü. Demek ki fiil hem faile hem de naibi fail uyum sağlaması gerekir. Burada fail müzekker olduğu için fiil de müzekkerdir. Faili sildik ama artık naibi failimiz bir müvennes lafız. Bak timer but almış. O zaman fiil de müvennes olarak çevirmeyi unutmamalıyız. Öğrenci bunu biliyor mu diye buna dair bir soru gelme ihtimali yüksektir. Ceyhan doğru şıktır. Enayeten enayetun oldu. Geri aynen yazıldı. 4. Aşağıdaki cümlede malum, evet yine malum meçhul. Burada yine bir mezit fiil sorulmuş. İsteşara malum bir fiildir. Esasen bu fiil neydi? Bildiğimiz şara fiili ne gibi? Kale. Başka kane gibi. Sülasi, mücerret, mazi, ecvi bir fiil. Gel bunu istifal babına aktar demişler. Henüz biz sizlerle mizit fiilleri, babları işlemedik ayrı mesele. İstifal babına aktarılmıştır. İsteşara olmuştur. Mazidir, malumdur. Meçhulü ne olmalıdır? Yukarıda var esasen. Nedir? Adana'da yazdığı üzere üstüşira, istefale üstüf eyle kalıbına aktarılmıştır. Meçhuldür, doğrudur. Biliyoruz ki raiz kelimesi burada faildir, merfudur. Meçhul şiil diziliminde kendisinin yeri yoktur. Ama meclis lafı ne olacaktır? Meclisu şeklinde merfulanacak bu meful aşağıya naibi fail olarak geçecek. Adana doğrudur. Mesela Ceyhan'a baktığında zaten naibi fail merfu olarak bekleniyor ya. Merfu mu bu? Değil. Feta yazılmış. Olamaz yani. Bursa'ya baktığımızda meclis merfu yazılmış. Doğrudur. Sadece ustu şara bunun yani isteşara fiilinin meçhule çevrilişi hatalı. İsteşara şurada da üstü şira doğru çevrilmiş ama sadece reis yazılmış. Oysa ki naibi fail yapılırken mefulü merfulaştıracaksın. Başka? Gerisinde ne varsa yazacaksın. Bu meful mü? Evet. Bunu mefulaştır. Peşine gelen kelimeyi de yaz yanına. İşte Adana'da olduğu üzere yani. Adana doğru. 5. Naib failin türünden bahsedelim demiş. Febbare yufevdilu yufevvaru. Meçhul muzaridir bu. Tefir babından. Mezit bir fiil. Peşine ne gelmiş zaten? en gelmiş. en artı gerisi. Ne varsa oraya ne denir? Mastarı müevvel denir. Mastar tevilinde denir. Bursa doğrudur. Sola bu şekilde çözüldü. Devamında ismi taftil diye bir konu geliyor. Oraya geçmeden şöyle bir pdf bakalım. Meşhur fiil. Hulika insanu vaifa. Halaka hulika. Nedir? Meçhul mazi. El insan naibu fail. Aslında halaka yarattı. Allahu Allah. Halaka. Yani malum yazmak isteseydin nasıl yazabilir? İdin halaka yarattı. Kim? Allahu Yüce Allah. Kimi yarattı? El insane. İnsanı yarattı. Doğru mudur? Doğru. Lafzatullah burada silinmiş. Halaka hulikaya çevrilmiş. insane meful lafız meçhul yapılmış. Gibi düşünebilirsin cümleyi malumlaştırmak isteseydik yani malum yapmak isteseydik burada ayeti değiştirmiyoruz yanlış anlaşılmasın malum meçhul e, bağlamında kafa yorsaydık malumu mana göre odur yani insan sonuçta zayıf yaratan ağaçlar değil haşa yaratan Allah'tır o zaman halaka Allahu el demektir bu evet yani şiil meçhul Naibi fail de insandır demek istedim ve geçtik başka örnekler. E Ekrame ukrime. Ahzara uhzira. Meçhul bir fiil bulduk. Buradaki ta müenneslik tas tamam mı? Geçiş için kendisine hareke verilmiş, esse verilmiş. Uhdirat el enfusu nefsun entusun. Cemi Naib-i faildir, merfudur. Çok örnekler var burada. Şu an gözüme çarpanlara bakıyorum. Yuka meçhul muzari e, meçhul muzaridir. Gallaka gullika gullikat veya gullet eydihim. Gullikat el ebuab diyeceksem öyle diyeyim Gullet meçhul mazidir. Başka nerede var? En tübsele meçhul muzari değil mi? İlk harf zamme. Üçüncüsünde fetha var meçhul muzaridir bu da. Alimet nefsun ma ahdarat. Burası malum. Elkaya, elka, ulkiye. Meçhul mazi. Bir tane daha meçhul mazi. Yine var. Bayağı bir aynı şey yazılmış. Ve de kur'e'l-kur'anu. Kara'e kur'i'e meçhul mağazı. El-Kuran ise naib fail olur. Kur'an'dan bir iki örnek bulalım dedik. Ehkeme uhkime ekreme ukrime ehvara uhzira. Bu da uhkime uhkimet. tam mı? Önle Ayat. Aytun ayatun. Naibu i faildir. Merfudur. Evet. öylese meçhul mazi Bu da Naibu i faili. Biraz sardıralım dedim. Ardından Vuribe Meçhul mazi Değil mi? Aslında nedir? Malum olarak bakarsan Varabe Malum Vuribe Meçhul Ezdefet Üzdifet Ekreme Ukreme ifal bağımından Mezit bir fiil Meçhuldür tam Örneslik ta'sıdır. Es sesi arizi Sonradan gelme İki sakin harfi yan yana bulunması caiz olmadığı için Sonradan verilmiştir El cennetu naibu fail olur. Üzlife tekrardan geldi. Berraze burrize. Fa'ale fu'ile. Ferraha furriha. Meçhul mazidir. Tefil babında mezittir. Ta mühendislik tası. Zamir değil. Fail değil. İki sakin harfen yana bulunması caiz olmadığından ise sonradan verilmiş. El cahim ise naibu faili oluyor. Sa'ka sika. Kale gide gibi. Meçhul mazidir. Meçhul mazidir. Ve sika tekrardan geldi. Burada da futihat var diyoruz. Hatta ayda jauha ve futihat, fetha, futiha, futihat ta müvenesiktas. Babun eb babun. Cemii mükesserdir, gayr akıldır. Gayr akıl bir cimi olduğu için fiil müfet müvenes gelmiş görüyorsun. Evvab aynı zamanda naibu faildir, muzaftır. Ha, muttasır mecrur zamirdir, muzafın ileyhtir. Bu cihat bir tane daha var. Evet. Gallaka sil evvab. Burası gallaka malum. Örnek çok. Örnek çok. Yani uzun oldukça kaç sayfası almış bunun? 241 sayfası varmış. Sizlerle bunu paylaşacağım grupta. Oradan bakıp daha fazla örnek irdeleyebilirsiniz. Feyda nufiha. Nefeha nufiha. Ketebe kütibe. Feteha futiha. Nefeha nufiha. Meçhul. Tekrardan nufiha var. Saika. Meçhul mazi bunda. Fark ediyorsun değil mi? Fe ile. Böyle mi? Böyle değil. Bu semya gibi. Malumdur. Saika nedir? Malumdur. Nufiha. Nufikalar meçhuldür. Aynı fiilinde esre gördük diye direkt meşhul demeyiz değil mi? Çünkü şahal fiilinde de zamme olması gerekiyor. Kalıpları unutmuyoruz. Fu, i, L Kalıp. İlk harf zamme, ikincisi esre. La ve fiil harekesi önemli değil. O kalıba göre, çekime göre değişebilir herkes. Peki bu kadar yeter diyelim. Ve tekrardan asıl hedefimize dönelim. İsmi taftil nedir? İsmi taftil'e dair örnekler. İsmi taftil efalu vezni diyoruz kısaca ama efalu şöyle şekilde işte hasenun efvalu efval ismi taftildir mine beraber kullanmış efval efval kırmızıların hepsi ismi taftil zaten Fudula da ismi taftildir İsmi taftile dair daha önceden bu görüntüyü paylaşmıştık sizlerle demiştik ki ismi taftı sadece ensaru EFVALU ekberu bu değil yani bu müfret müzekker e bunun tesnisi var aynı zamanda cemileri var müennesi var müfret müennes tesniye müennes e cemi müennesi var burası cemi müennes salim burası ne burası da cemi mükesser demek ki ismi taftilin çekimi var yani ismi taftil eşittir EFVALU ekberu bu kalıp değil sadece müfret müennes geri kırmızıların hepsi müfret müzekkerdir. Kaide ismin taflin nedir? İsmin evvela bir isimdir. O fiil değil, harf değil. Müştakkun yani türetilmiş, elde edilmiştir. Müştak bir isimdir kendisi. Yani camit değildir. Delle yedüllü ve o delalet eder, işaret eder. Neye? Ala ziyadetin fi sıfetin. Bir sıfatla bir özellikle ki ziyade, çokla ifade ediyor. Allahu ekberu. Allah en büyüktür, daha büyüğü olmayandır. Yani Allah büyüktür değil, Allah en büyük, kendisinden daha büyüğü yok. İştareke fiha isnani. İki şey arasındaki ortaklığı, iki şey arasındaki yani kıyaslamadı ifade etmektedir. Daha büyük. Ali veliden daha çalışkandır şeklinde bir kıyaslamadı içelim. Vezin nedir? Efalıdır müfet müzekker için. Buna ki sigatane fi ismi taf değil, iştaharat bi hemze. Diyor ki, el-Fa'li müfett müzekker yaygın olarak bilinen kalıptır ama hayrun bu da ismi taf değil, şerrun bu da ismi taf değil. Nasıl? Şöyle. Bir has fil hemzeti. Hemzenin has ile de yaygın bir kullanma sahiptir. Aslında, eh yeru. Eh yeru ismi saf değildir. Baştaki hemze silinmiştir. Hareket düzenlemesi yapılmış. Yani bunu sağa, bunu da sola verdin. Böylece hayrun şeklinde ismi taftır elde ettin. Hayrun direkt efalü ile aynı kalıpta mı yani? Harf sayısı tutmuyor. Hareket sükun düzenlemesi tutmuyor. Ama yine de nedir? İsmi taft değildir. Hemze silinmiş diyoruz. Şerrun aslında bu kalıptadır o da. Ama yine harf hareketleri silinmiş ve hemzesi silinmiş. Bu şekilde kalmış. Sonuç hayır artı şer bunlar ismi saf değildir. Kâne ve hıvâtuha el emsiletu. Misalın emsile. Cemî mükesser bu. Misal müfret. Kâne ve hıvâtuha. Kâne bunun kardeşleri. Ez zihamu <şeridun> Mana vermedim şu an arkadaşlar. Dikkat ettiniz. Mana önemli değil. Önemli olan grameri anlamanız. Onu uğurda şu an gayret veriyoruz. Ez zihamu mübteda şerid haber. Bak burada sağdakilerin hepsi ilk kelimeler. Hepsi nedir? Mübtedadır. Tek tek söylemeye gerek yok. Sağda yer alan kelimelerin hepsi mübteda solda kalanların hepsi nedir? Haberdir. Hep öyle. Bu örnekte, bu sayfada böyle. Diyoruz ki, böyle cümlenin başına mesela kâne gelse ne olur? Kâne geldi. Mübteda'nın yazılış aynı. Bak, değişmedi. Mübteda burada merfu, burada da merfu. Şedidun haber, değil mi? Merfu. Şimdi ne oldu? Şediden oldu. Yani kâne gelince ne yaptı? Kâne mübteda haberin başına gelip ne iş yapar? Bunu anlamanızı istiyoruz özellikle. Bu çok önemlidir. Kâne ve kardeşleri, kâne ve benzerleri mübteda ve haberin başına geliyor. Mübtedanın irabını değiştirmiyor. Ama haber merfuydu. Haber artık mefuluktan çıkmış ve mensuba dönüşmüştür. Elbeytü nazifun. Bunun başına kâne yazarsan ne olur? Diyor ki elbeytü olduğu gibi kalır. Nazifun ise şurada olduğu üzere nazifen olarak kalır. Buradaki örnekler çok önemlidir. Burada anlaşılacak kadar anlama elverişli ölçüde örnekler var. El cezzu mumdirun, el cezzu mumdiran. Asbaha en nehmu. Nehmu Yanlış görmüyorum inşallah. En nehimu meriban. Oysa ki meribun idi. O zaman kâne ve benzerleri, kâne ve kardeşleri müptedan evvelerine gelip Müptedan irabını değiştirmez ama haberin irabını değiştirir. Haber gördüğünüz üzere merfu ama karşıya geçtiğinden olmuştur, mensup olmuştur. Ne değişti? Başına kane geldi. Çane ve kardeşlerinden hangisi olursa olsun. Müpteda haberin sağ tarafına çane ve kardeşlerinden hangisini yazarsan yaz. Müptedanın irabını değiştirmez, haberin irabını değiştirir. Ona ne yapar? Mensuba çevirir ve o müpteda artık müpteda olmaktan çıkmıştır. Kâne ve benzerlerinin ismi olmuştur. Buradaki haber de müptedanın haberi değil. Artık kâne ve benzerlerinin haberi olmuştur. O zaman müpteda haberin evverine kâne ve benzerlerinden hangisi gelirse gelsin. 1. Bunların isimlerini değiştirir. Her ikisinin de ismini değiştirir. Artık bu müpteda değildir. Bu da haber ama müptedanın haberi değil. 2. Bunlar müpteda haberin irabını etki eder mi? Müfteda dediğimiz bu kelimenin irabını etki etmez. Bu hala merf devam eder. Ama haberin irabı merfuluktan mensupluğa çevriliyor, dönüşüyor. Bunu görüyorsunuz. Peki bunların evlerine örnekler burada zaten. Hepsini görüyorsun. Müfteda haberdir. Kâne geldi. Değiştirdi. Bunların evverine inne gelse ne olurdu? Yani ezzihamu şedidun yazıyor. Kâne'yi getirdik, ekledik. Sadece o. Ezzihamu hala ziham. Şedidun, şediden oldu. Kâne yerine şuraya inne yazsam ne olur ya? Yani? İnne ve benzerleri fark etmez. İnne, anne, kâne hepsi aynı irabı yapıyor zaten. Aynı etkiyi yapıyor. Ezzihamu şedidun, inneye getirsen ne olur? Şuraya inne yazdım. İnne zihame şedidun olur. Yani inne ve benzerleri kânenin zıttına amel eder. Kâne gelince ne yapıyor? İlkinin merfuluna dokunmuyor. İkincisinin merfulunu mensupluğa çeviriyor. Görüyorsun. Oysaki inne geldiği zaman o ilk kelimeyi mensuba çeviriyor. İkincisinin merfuluna dokunmuyor. He, bak bir fark var. İnne gelince es sevbe kasiru olduğu gibi kalır. İnne gelse elber de karisun kalır inne gelse el hadime kavi kalır. El amile neşit kalır ama. El cevve mumdirun kalır. İnne yerine kane gelse el cevvu mumdiran olur. Burada var zaten. Aradaki farkı anlayalım. O zaman müpteda haber her ikisi de nedir zaten? Müpteda olsun haber olsun. Bunlar nedir? Merfudur. Merfu. Merfu. Kâne gelirse ne olur? Kâne temsilen yani kâne ve grubu. Bunlar müpteda haberinin başına gelirse ne olur? Müpteda olan lafız merfuluğa devam ediyor. Ama artık müpteda denmeyecek onu da bunların ismi denecek. Peki haber dediğimiz lafız ne olur? O artık mensup yazılır. Yani kâne ve benzerler haberini nasbeder. eder. 3- İnne ve benzerleri, inne ve grubu müpteda haberin başına gelirse ne olur? Bu müptedayı temsil ediyor değil mi? Müptedayı ne yaparlar? Mensub ederler. Artık ona müpteda denmez. Bunların ismi denir. Bu da haberi temsil ediyor değil mi? Haberi ne yaparlar? Haberini raf ederler. Tabi artık ona haber denir mi? Denir. Neyin haberi? İnnenin haberi. Müptedanın haberi değil. Sınavda dikkat et. Haber kelimesi geçtiği zaman haber kelimesini gördün. Neyin haberi bu? Müptedanın haberi ise nedir? Merfudur. Kânen haberi nedir? Mensuptur. İnne ve benzerlerin haberi tekrardan merfudur. O zaman müptedanın müptedanın ve aynı zamanda inne grubunun haberleri ne olur? Merfu olur. Müptedan haberi merfudur. İnne de ismini nasıl haberini raf eder. İkisininki de merfu. Kânenin haberi mensup. Bunu karıştırmayalım. Burada inne ve hıvatı var. El cemelu saburun. Sabur nedir? Mübalagalı isim faildir. Vafur, şekur gibi. Onu da söylemiş olalım. El cemelu deve nedir? Saburun. Çok sabırlıdır. İnneye getirmişler. El cemele. Sabur olduğu gibi yazılmış. İnne yerine gel. Kane getir. Kane el cemelu saburan olur değil mi? İnne herame kadimun. Kane yazsaydım yerine. Heramu. Kadimen. buna dikkat. Burada enne kullanmış. Niye? Çünkü meful cümlesinin evvelindedir. Burada inne olmaz. Serra'yı surru muzari bir fiil. Muzaaf bir fiil. Nun, nuni vikaye. Ya meful. Fail aranıyor. Fail cümlesinin evvelinde de enne olur da inne olmaz. Ke enne sanki el kitabı kitap nedir? Üstazın bir öğretmendir. İsmidir, haberidir. Ke enne. En yerine kâne yazsan ne olur? Kâne yazsan el kitâbu el kitabu üstaden olur. Yani neyin eklendiği, neyi değiştirdiğine dikkat etmek lazım. Burada da örneği var. En nucumu lâmi'atun mi'atun haber şu anda. Kâne'yi getirip en nucumu la İnne'yi getir. En nucum nucume lamiatun el ba'udu kesirun şu an müptida haberler evvene kâne gelirse ne olur ba'uz aynen yazılır da kesiran olur inne gelirse ne olur el da bu sefer data fetayı vereceksin kesir lafzını yani tekrardan merfu yapacaksın o zaman inne ve grubu şahane ve grubu, bunların ismi, haberi nasıl iraplanıyor? Müpteda haberinkini zaten biliyorsunuz. Bu üçünü zihninizde tutarak, kıyaslayarak neyin haberi nasıl yazılır? Bunu aklımıza tutarak bu üniteyi inşallah tamamlamış olalım.